Aslı Hüner'le gelin evine setine konuk oldu kameralarımız. Bakın keyifli programın perde arkasında ekip neler yaşıyor. Gelin evi sürprizlerle dolu. Gelin evinde sürpriz hiç bitmiyor. Aslı Hüner'le gelin evinin setine konuk olduk. Programın gelecek haftaki sürprizlerine kulak kabarttık. Sürpriz konuklarımız da oluyor tabii yani öyle zaman zaman. Geçtiğimiz hafta ekranlara merhaba diyen Aslı Hüner'le gelin evi izleyici tarafından çok sevildi. Avantgard olabilirdi çünkü ev çok şatafatlı ya. Az puan vermek için konuşuyorlar. Konuşacak çok şey var ama çok yüklenmek istemiyorum. Yani genel olarak bence güzel, sadece biraz karışık. Ben de bekliyorsunuz gelin evi anne. Salona kıyasla mutfağı daha çok beğendim. Gelin evinin setine konuk olduk. Bizi gelinlerimizin Aslı ablası konuk etti. Her gün ayrı bir evin kapısının içinden giriyorsun. Çok farklı insanlar, çok farklı hikayeler. Çok güzel gelinlerle tanışıyoruz. Bugün sizi bu haftaki gelinlerimle tanıştırmak istiyorum. Efendim Hülya Avşar. Benzemiyorum. Hülya Avşar'ın gençliğine benzemiyorum benim güzel gelinim. Her gün bir gelinin evine konuk oluyor Aslı Hüner. Bu onu çok mutlu ediyor. Birbirimizi bir hafta her gün, hani her gün görüyorsun. Ve özel hayatlarına giriyorsun. Evine, mutfağına davet ediyorlar sizi. Gelinliğine kadar, özel günlerine kadar hepsini yakından inceliyorsunuz. Tüm duyguları paylaşıyoruz ve tabii ki finalde hepimiz için bir ayrılık oluyor. Ah bir de o lezzetli yemekler. Sorma artık, dedim ki ben bugün yemeyeceğim ya. Buna bir ara vermemiz lazım. Nedir sosyal medyadan da yazıyorlar. Aslanım bayağı bir yiyor. Ama o kadar kaptırıyoruz ki kendimizi. Sohbet ederken sanki hakikaten böyle yıllardır tanıdığım birinin evine konuk olarak gitmişim de karnım acıkmış, yemek yiyormuşum gibi. Kameraları da biz arada unutuyoruz. Değil mi kızlar? Bir kaynatıyoruz, hatta kızlar böyle yapıyor. Kamera açık mı yahu? Ben ne dedim acaba? Yani o kadar samimi ve doğal ortam var gerçekten. Çeyizler de çok ilgisini çekiyor Aslı Hüner'in. Çeyizleri dağıttım. Yoksa çok ciddi bir çeyizim vardı. 16 yaşından beri bana çeyiz yapıyordu annem. Ümidi kesince kadıncağız bütün çeyizi dağıttı. Lakin ben gelinlerimizin evine gide gide onların gelinlerini, gelinliklerini, çeyizini, sandığını görünce bak şimdi neler öğrendim bugün yine. Rokoko diye bir iş var mesela. Ay rokoko duydun mu sen? Ve pasta çeşidi gibi değil mi? Gelelim sürprizlere. Gelin evinde gelecek hafta nasıl sürprizler var acaba? Efendim yönetmenim. Bugün özel bir misafirimiz var. Kimdi o? Aa evet, böyle sürprizler oluyor. Ay, onu da saklayalım, yayına saklayalım bence. Sürpriz. Yayınımızı izleyelim. Orada görürsünüz. Sürpriz konuklarımız da oluyor tabii. Yani. Gelin evinde sürpriz hiç bitmiyor. Sadece evleri gezmiyor Aslı Hüner programda. Hayatlara da dokunuyor. Bizim hayatımızı gerçekten yansıtan doğru hikayeler, samimi hikayeler, hayatlar, gerçek yaşanmış hayat hikayeleri. Hatta zaman zaman işte hep yaşanır ya bu, işte bir kız birini sever, kaçar. Bazen ailelerde husumet olur. İşte onlar barışır gibi şeylere de el atmaya başladık biz programımızda. Çünkü finalde kız bizim, oğlan bizim, kız bizim. Niye küs kalınsın ki? Küslük olmasın. Aslı Hüner'le Gelin Evi hafta içi her gün Show TV'de. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü bu program bizim değil, sizin programınız. Burayı hiç beğenmedim. Keşke ucundan tutmasaydınız. Bir zahmet koysaydınız önceden de bize uzanmak zorunda kalmasaydınız. Bunun mutlularını falan ben beğenemedim. Masa örtüsün dertsiz masa örtüsü diye geçiyor biliyor musun?